gerçekleştirdiği işgal girişimlerinde bir tıkanıklık, ülkeyi bir krizin, kaosun eşiğine getirdiğini bizler biliyoruz. Dolayısıyla bu krizi, kaosu aşmanın bir yolu, yöntemi olarak önümüze panik seçim olarak tabir ettiğimiz, tanımladığımız bir süreç başlatıldı. Dolayısıyla uyum yasaları bile daha meclisten çıkmadan bu seçim kararı alındı. Yine seçim tartışmaları gündemdeyken YSK'dan doğru kimi seçime yönelik yasal değişimler yapıldı. Bu değişimlerin çoğunun da amacını bizler ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlar aslında biz yasal değişim olarak tanımlamıyoruz. Biz bunları hile yapmak için çıkarılan yasalar, hileli yasalar olarak tanımlıyoruz. Bunların amacının aslında HDP'nin farklılıkların, farklı siyasi görüşlerin, renklerin parlamentoya yansımasının önünün engellenmesi olarak görüldüğünü bizler ifade etmek isteriz. Özellikle eşit temsiliyet konusunda partimizin, kadın örgütlerinin, kadın hareketlinin verdiği mücadelenin parlamento zemininde de kadınların, kadınların düşüncesinin, muhalefetinin yansımaması için bu hileli yasaların çıkarıldığını, dolayısıyla bunun engellenmeye çalışıldığını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü kadınların siyaset yapmasından, kadınların parlamento grubunda onların cinsiyetçi eril siyasetini teşhir edilmesinden ciddi anlamda korktuklarını, kaygı duyduklarını bizler iyi biliyoruz. Onun için de biz bir kez daha 24 Haziran'da kadınların siyasetten uzaklaştırılmasına karşı daha güçlü, daha aktif bir şekilde parlamentoda yerimizi alacağız. Dolayısıyla bu korkularını da başlarına getirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, elbette ki bizler açısından, kadınlar açısından bu 24 Haziran yaşamsal önemdedir. Çünkü kurumsallaştırılmak istenen faşizm kadar aslında kadın karşıtlığı, kadın düşmanlığı da kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Biz bunu nereden mi biliyoruz? Biz bunu AKP'nin 15 yıllık kadın politikalarından biliyoruz. Demokrasi maskesini taktıkları dönemlerde, sözde açılım süreçlerinde bile kadınlara dair söyledikleri tek şey, kafalarındaki tek şey aslında kadınları kamusal yaşamdan koparmak, eve kapatmak, aile içinde tanımlamak, aslında bir eklektik güç haline getirmekti. Dolayısıyla biz AKP'yi bu 15 yıllık politikalarından, kadına karşı geliştirilen şiddetten, çocuk tacizci ve tecavüzlerinden, gelişen cinsiyetçi politikalardan çok iyi tanıyoruz. Oysa biz nüfusun yarısıyız, yani 40 milyon kadınız. Ama diğer nüfusun yarısının yararlandığı olanaklardan bizler yararlanmıyoruz. İşte 24 Haziran'da bizler bunu değiştireceğiz sevgili arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz ki biz 7 Haziran'da HDP Kadın Partisidir iddiasıyla seçime çıkmıştık. O zaman kadınların büyük dayanışması, büyük mücadelesi, verdikleri büyük bedellerle bizler 7 Haziran'da zafere sonuçlanmıştı. Seçim sonuçlarını zafere götürmüştük. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bu süreçten sonra en fazla da bu başarıya kadınların geliştirdiği bu mücadeleye ciddi müdahaleler oldu. Çünkü biz siyasette hiçbir zaman vitrin olmadık. Kadınlar her zaman siyasetin özneleri oldular. Bu özneden, özne olma durumu aslında tek adam rejimini ciddi anlamda kaygılandırdı ve bu özne olma durumu bugünkü rehin alma politikalarını da beraberinde getirildi. Kadınların yeni yaşam olarak tarif ettikleri toplumun demokratikleşmesi, yine cinsler arası özgürlüğün ve eşitliğin sağlanması olarak tarif ettiğimiz eş başkanlık sistemimiz bunun için hedef haline getirildi. Yine kayyumlar aracılığıyla kadınların yıllardır biriktirdiği, değişime tuttuğu, kadın mücadelesinin zirveleştiği, yine kadın sisteminin yerelden örgütlendiği alanlara kayyumlar aracılığıyla müdahale edildi. Kadın kazanımları
gasp edildi. Yine kadın merkezleri kapatıldı. O hal bahanesiyle sadece 54 tane kadın kurumu kapatıldı. Dolayısıyla biz bütün bu politikaların, rehin alma politikalarının, kayyumcu politikanın, yine kadın mücadelesinde, kadın özgürlüğünde duyulan korkunun bir anlamı olduğunu biliyoruz. O da bizim mücadelemiz tek adam rejimi karşısında güçlü bir mücadeledir. Özgürlük mücadelesidir. Onlar da biliyorlar ki kadın mücadelesinin olduğu yerde tek adam rejimini inşa etmek mümkün değildir. Çünkü kadınlar sadece özgürlük mücadelesini kendileri için vermiyorlar. Bir bütüne değişimi, toplumsal değişimi, cinsler arası eşitliği savundukları, bunun mücadelesini geliştirdikleri için de bizler biliyoruz ki saldırı bu kadar büyük. Değerli arkadaşlar, yine AKP'nin 15 yıllık politikalarında kadına yönelik şiddetin ne kadar arttığını birçok kez kadın örgütleri de, bizler de, parlamento grubumuz da, meclis kürsülerinde de, alanlarda da, sokaklarda da biz bunları paylaştık. Sadece bu politikaları desteklemek, beslemekle kalmadılar. Aslında hem ataerkilliği, hem erkekliği, hem cinsiyetçiliği besleyen söylemleri birebir biz parlamento kürsüsünde de tanıklık ettik. AKP Man Adaları'na kaçırdığı paraları kadınların istidamı, kadınların güçlenmesi için kullansaydı belki bir yol almış olacaktık. Ama biz biliyoruz ki böyle bir niyetleri de amaçları da söz konusu değil. Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemi olarak sadece söyleyebildikleri şuydu. Yani şiddet uygulamıyorsanız, yaşam biçimine müdahale edemiyorsanız mırıldanın olmuştu. Ama bizler de 24 Haziran'da mırın kırın etmeden bu iktidarı göndereceğiz. Kadınlar bu konuda ciddi bir iddia sahibidir, ciddi bir söz sahibidir. Bunu da ifade etmek isteriz. Değerli arkadaşlar, kadınlar kendine güveniyor. Ne tek adamlara biz güveniyoruz, ne de onların yarattığı kurumlara bizler güveniyoruz. Biz bugün bu noktaya geldiysek, verdiğimiz büyük mücadelelerin, büyük bedellerin sonucunda bizler buradayız. Biz yıllarca sokaklarda, alanlarda, cezaevlerinde, ev içerisinde ciddi bir mücadelenin, direnişin sahibi olduk. Biz onun için kazanacağımızı biliyoruz. Çünkü özgürlüğünü ve hayatı hak edenler her gün onu fethetmek zorunda olanlardır. Bunlar da kadınlardır. Onun için de biz her zaman her yerde kadın mücadelesini, bu mücadeleyi sahiplenmeye, yükseltmeye devam edeceğiz. Evet, AKP istismarcıları, kadın katillerinin arkasında durabilir, onları destekleyebilir, onları savunabilir, bunun politikalarını geliştirebilir. Ama biz kadınlar yan yana durarak, birbirimizin arkasında durarak, kendimize sahip çıkarak biz bunu başaracağız. Onun için de 24 Haziran bizler açısından bir dönüm noktası. 24 Haziran'da sadece bizler oylarımızı kullanmayacağız. En önemli şey ise sandıklara sahip çıkmaktır. Bunun da en iyi kadınların başaracağına ben inanıyorum. Çünkü kadınlar aslında çok zorlu süreçleri başardılar. Zorlu süreçlerden geçtiler. Yapamayacakları, yani sandıkları korumama, sandıklara sahip çıkamama kadınların aslında çok da kolay yapabilecekleri bir şeydir. Bunun için yapmaları gereken sadece iki şey vardır. Bir, bu onuru sahiplenmek ve sandıkları koruyarak oylarına sahip çıkmaktır. Ben kadınların bunu başaracağına da inanıyorum. Bunun üstesinden geleceğine de inanıyorum. Evet, baskı çok fazla büyük. Zulüm her gün gittikçe artıyor. Hukuksuzluk diz boyu. Ama biz kendimize, kadınlara, kadınların direnişçi özelliğine, mücadeleci özelliklerine inanıyoruz. Onun için de 24 Haziran'a giderken aklımızda, beynimizde, yüreğimizde taşıyacağımız bazı değerler var. Bunların da bir kez daha hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların siyaseten tasfiyesine
rehin tutulmalarına karşı bizler sandığa giderken Gülten'i, Figen'i, Sabahat'ı unutmayacağız. Yine bizler sandığa giderken sadece özgürlük mücadelesini savunduğu için, sadece kendi toprağını savunduğu için, sadece gelişen savaş politikalarına karşı çıktığı için 7 gün cenazesi yerde kalan Taybet anayı unutmayacağız. Yine bugün dört duvar arasında 85 yaşına rağmen cezaevinde tutulan Sisi anayı biz unutmayacağız. AKP iktidarının kışkırttığı, cinsiyetçi politikalarla desteklediği, katledilen kadınları, şiddet sonucu katledilen kadınları bizler unutmayacağız. Yine çok uzağa gitmeden 2 gün önce Yüksel Caddesi'ne çıkarak emeği, özgürlüğü aslında hepimiz adına direnen Perihan annemizi, o morartılmış gözlerini unutmayacağız. Bunun hesabını da biz bu iktidardan soracağız. Değerli arkadaşlar, buraya gelmeden önce Perihan anne ile de bir telefon görüşmesi yaptım. Gerçekten bütün bu zulme, bu şiddete karşı oldukça moralli ve ben bu gözümde oluşan morlukları, bedenimde oluşan morlukları AKP faşizminin teşhiri olarak görüyorum. Ve onun için de ben bu kadar alnım dik, yüreğim güçlü, bu mücadelemi sürdüreceğim söylemişti. Bizler de bir kez daha buradan Perihan annenin bu mücadelesini Kadın Meclisi adına selamlıyoruz. Bizim de görevimiz, sorumluluğumuz 24 Haziran'a giderken AKP-MHP ittifakının geliştirdiği cinsiyetçi, kadın karşıtı, kadın özgürlüğü düşmanı bu politikaları teşhir etmek olacaktır. Yine değerli arkadaşlar, bir kez daha buradan kadınlara çağrıda bulunmak istiyorum. Evet, biz daha önce eş genel başkanımız da adaylıkları için, başvuru için bir çağrıda bulunmuştu. Yüzlerce kadın arkadaşımız geldi. Siyasette aday olmaya, HDP'de kadın mücadelesi yürütmeye kararlılığını gösterdiler. Ben buradan bir kez daha onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ama yine de buradan bir çağrıyı da ben HDP Kadın Meclisi adına yapmak istiyorum. Bizler bütün bu faşizan, cinsiyetçi, ırkçı, erkek kışkırtıcılığı yapan AKP iktidarının politikalarına karşı, kadınların siyasetten uzaklaştırmalarına karşı binlerce kadın HDP'nin geliştirdiği mücadelenin, kadın mücadelesinin etrafında toparlanmaya, birbirimize güç vermeye, moral vermeye davet ediyorum. Onun için de kadınların bir kez daha bu faşizan politikaların teşhiri için kadınların siyasetten uzaklaştırılmasına karşı öbek öbek HDP'den aday olmaya, mücadele etmeye, direnişe katılmaya davet ediyorum. Bizler başaracağız, bizler kazanacağız ve bizler değiştireceğiz bu rejimin karakterini, bu rejimin baskıcı uygulamalarına karşı bizler kazanacağız. Değişimde HDP ile, değişimde kadınlarla gelecek. Ben bir kez daha herkesi HDP Kadın Meclisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kadın temsiliyetine nasıl olacak HDP'de milletvekili adaylar konusunda? Bizim ilkesel olarak zaten eşit temsiliyet parti programlarımızda, tüzüklerimizde var. Dolayısıyla her dönem olduğu gibi bu dönemde bütün mekanizmalarımızda eşit temsiliyet uygulanacak. Adaylıklarda da, yani parlamento seçiminde de eşit temsiliyet uygulamamız devam edecek. Yani yarısı kadın mı olacak? Elbette ki yarısı kadın olacak. Cumhurbaşkanı'nın da umarım bizim adayımız başarıyla çıktığında bizim de kadın meclisi olarak yeni dönem için Cumhurbaşkanı adayımızın da seçim programında yer alacağını düşündüğümüz eş cumhurbaşkanlığı sistemi de HDP ile kadınların mücadelesiyle getireceğiz.